Assalomu alaykum. Manzil Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo yo'nalishi bo'yicha sayohatining so'nggi manzili. Boysunga yo'l oldi. Qamashidan yo'lga chiqib, o'ziga xos ajoyib maskanlardan tomosha qilib, Surxondaryoga yetib keldik. Sayohatimiz mobaynida Boysunning duobo hamda Omonxona qishloqlarini tasvirga olishga muvaffaq bo'ldik. Assalomu alaykum. Boysundamiz. Boysunga kelib, Grand Hotel degan mehmonxonaga joylashdik. Afsuski, biz kelganimizdan keyin bu yerda qor yog'vordi. Shu sababdan ko'p joylarga borishimiz ozgina muammo bo'lyapti, lekin shunday bo'lsa ham sizga Surxonda ajoyib joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bunaqa maxsus oyoq kiyimlar bilan hozir tog' tomon harakatlanyapmiz. Bu yoqda esa bizni maxsus mashina kutib turibdi. Ochilmasak. Peridom dedingizmi? Nima dedingiz? Peridok. Peridok, ha? Buni qo'shmasa oldi qo'shilmaydi unda? Qo'shilmaydi. Ha. Mana shuni qo'shasiz. Ikkita. Zupper bo'lib qaratdi. Ha. Mana keyin to'rt avion harakatlanadi. Assalomu alaykum. Duoba qishlog'idan mana hozir mashinamizni to'rtala balon tortish uchun oldi balonlarini mustahkamlab oldik. Yonimizdan o'tib ketayotgan mana bu mashinada nechta odam ketyapti deb o'ylaysizlar? Qishlog'dan bozorga tushib ketayotganlar. Mana bu mashinaga 1 2 3 4 5 kishi sig'adi maksimum. 5 kishi. Bu mashinada esa 14 kishi bozorga tushib ketyapti. Chunki qishloqdan hadeb mashina ko'rmaydi, ayniqsa qish kunlari mana bunday qorli kunlarda. Shu sababli bozor o'char qiladigan odamlar bir amallab tushib bozorlarini qilib qaytib chiqib ketishadi. Ajoyib-a? Qorli yo'ldan ketyapmiz. To'g'risi mana shunaqa yoz kunlari ham chiqish murakkab bo'lgan, borish murakkab bo'lgan tog'li joylarga qor paytida, qor yoqqan paytda borish juda ham xohlardim. Bugun mana shu narsa, mana shu holat ro'yobga chiqyapti. Hozir adashmasam qor qalinligi qancha amaki bu yerda hozir? Hozir 30-40 santimetrlik qordan duoba degan qishloqqa qarab ketyapmiz. Yo'l tuman, qor,
Ne doğrusu aldığımızda nime borligini, nime turganligini bilmayapman. Lekin haydovchi akamiz, haydovchi amaki yo'lni yaxshi bilganliklari uchun ehtiyotkorlikni saqlagan holda oldinga qarab ketyaptilar. Bu ham odamni bir hayajonga solsa, qo'rquvga solsa, bir tarafdan o'ziga xos adrenalin bilan hozir oldinga qarab harakatlanyapmiz. Manzilga qancha bor yana amaki? Yerga. Boradigan joyimizgacha. Boradigan joyimizga yana bir 30 km bor. Boradigan joyimizga hali 30 km bor ekan. Hozir Duoba qishlog'iga qarab ketyapmiz. Yo'l qor, qalin qor. Mashinalar yurib o'zlariga yo'l ochgan, lekin baribir sirpanchiq. Bu joyni zov boshi deyishar ekan. Chunki mana bu tarafda juda ham pastga ketgan jarlik bor. Bu joylarda imkon boricha aprel may oylarida kelib tomosha qiladigan. Lekin shunday bo'lsa ham, o'sha tepadagi qishloqlarni tomosha qilgani ketyapmiz. Sabab mana shunaqa qorli joydan chiqib borish shunchalik murakkab bo'lgan. 30, 40, 50 km yuqori tog'lar orasida insonlar qanday yashayapti? Qanday holatda kun kechiryapti? Shularni ham sizga ko'rsatishni niyat qildik. Atrofdagi atmosfera juda ham ajoyib. Qani endi mana shu joylarda bir kichikkina issiqqina kulbang bo'lsa-da, biror hafta maza qilib dam olsak. Sokin, hech kim yo'q. Miyalar, asablar dam olar. Manzil tomon ketdik endi. Gazlar. Yo, pastga o'tdi. O'tganmi? Gaz balon qaytarib olib kelaman dedi. Shuncha o'tdi. Qazi qayerga keldik? Duoba. Duobaga keldik, brother. Duoba. Mana u ko'rinardan qo'yroq qishloq. To'g'ri. Qayroqdan to'g'ri ana shu qishloq. Hozir qishloqda sentr qayda? Sentr shu o'rtada. Duoba. Qishlog'iga yetib chiqdik. Qishloq har tarafdan juda ham ajoyib tog'lar bilan o'ralgan. Hozir atrofni tomosha qilib, bu yerdagi manzarani tomosha qilyapman. Juda ham go'zal. Uylar, uylarning qurilishi, biz uchratgan insonlar bir samimiy holatda. Hozir mahalliy aholi bilan shu yerdagi insonlar bilan suhbatlashishga harakat qilib ko'ramiz. Mana bu tarafdagi manzarani qarang. Juda ham ajoyib.
Hayvan bakıp gelersin mi ya? Yok, ket yapma şu anda. Bir... Oğlum başını iki bayatın ya, bir sabah çıkayım. Bu şaharga kança da çüşesiler bir yerde gelip, kança da varıp gelirdi? İşi bosa her gün keteyin adı. İşi bosa, vakti bosa, kunda varıp gelirdi. Yırtalıp keteyi, keşke kaydıp gelirdi. Şu bir mette varıp gelirdi halas ha? Bir mette varıp gelirdi. Şu bir mette varıp gelirdim, zor adam. Ha, katılım doğru, bir mette varıp gelirdim, yakışır. Bu mesela kap geçişi mi ki? Yok, kalmaydı. Kes kurun yana bölerdi, saat 4-5'lerden. Bana mijoz topmadan başladı. Aylarını bucadın kilerde alıp kilerde. Top gitmeyin. Ne iş kıyansız aldım bir yerden? Şoför buldum. Şoför? Bu adamdır boşaydı mısın? Ne ki mi aydarır? Ben kulak söyleyeyim. Ben aldım aydık hemen. Siz ne için ki? Ben iyilik saklıyım. Yerlik saklıyım. Ben yerlik oldum. Kan ne menden oldum? Ben kulak söyleyeyim. Şimdi ben Muzrabat'ta katta bulgum ben de. Boyusunda maşınlar azırak edin, oraya da kubrak edin. Ben 18 yaşımdan ben bu maşını aydıgım. Benim 18 yaşımdaydıgım ben. Ondan aldım mı tatçı? Benim 47 yıl böktü. Benim 47 yıl böktü. Ben geyim 47 yıl. Birinci yıl götürgeniz, neçinci yıl götürgeniz? 73. yıl. 73 mi? 73 böse... Doğru, stajımı benden aldırdım. Ben sizi aldırdım. Çünkü ben Muzrabot'ta katta buldum. 76. yıl ben bir moşu yağışta oturup Yugolog'a çıkıp oradan. 76. yıl yok idi onda demen gibi, beni korkutman gibi. Ne mi yok idi? 76. yıl emez, 80. yıl ben birinci barışım kere geldi, yol açılgandı. Kulak sayın. 76. yıl Yugolog'da yol yok idi. Yugolog'a yol yok idi. Yugolog'da yol yok idi. Ben borup, bana şu korgunçaga... Ha, o teyzgara ama. ...yuttu düşürüp... Daryoga deyin. Daryoga mı kayıt kegama. Doğru açacağız. Bana bu fikri sor. Yugolog'un oğlan. Dikin Yugolog deyemem ki, Yugolog 82 yıl oldu da... Ben birinci borçum kere geldim. Şu paytlar bana Alaçapı'ngam yol Daryo'nun içi bilen idi. Ha, Daryo'nun içi bilen idi. Daryo'nun içi bilen idi. Paul Bernard. Fransız akademik. Agar Xudovandoy Karim Ruhi zaminda jannatning ramzi timsoli o'laroq Surxondaryoni tanlagan bo'lsa, boysunni o'zi uchun taxt qilib beradi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat. Yaxshi yetib borib, yana yaxshi manzilga qaytingizlar. Mayli, davom. Yaxshimisiz, salomat. Qishloq asling nomi Duoba, ikki suv degan ikki suv qo'shiladigan joy shundan atalib kelgan Duoba. Duoba asli Boysun tumaniga qarashli. Duoba qishlog'i 18-chi asrning oxirlarida sherga ko'chmanchi xalqlar kelib sekin-sekin o'rnashib shu yerda qishloq paydo bo'lgan. 19. asrning oxirlarida, 20. asrlarning boshlarida juda rivojlanib, juda katta qishloq bo'lib markazga aylangan. Dug'oba kenti deb asalgan, Boysun tumanining Dug'oba kenti deb asalgan sherda katta vaqtida maktablar bo'lgan, diniy maktablar va nonvoyxona bo'lgan, ustaxonalar bo'lgan, juda yaxshi rivojlangan. Ruslar kelib egallagandan keyin mana bu kosiblar, hunarmandlar sekin-sekin taziqqa uchrab, ular ko'plari qo'lga tushib, ulardan Sibirga surgun qilingan, ko'plarini qamagan, qolganlari qutulganlari qochib-qochib ketgan. Shu bilan qishloqda hunarmandchilik
Ben dehkonçilik, hunarmançilik, çorvaçilik hepsi bize pasayıp gitken yok. Doğa kışlağı Boysun Tumanı da en birinci yerden bulup maktab taşkil kılınken 1927 yılda. Önce Toshkent'ten Obijonov degen kişi gelip okutuculuk giden. Bir yerde ortaca kança hocalık yaşaydı? Yerde hazır Doğaban kışlağının gözü de ben de Doğaba bana bir mahallesi var. Doğaba mahallesi de Gümatak, Pas kışlağı, Koyrak Doğabanın özü bile bir gelikte 4 kışlağı. Şu mahallede karşılık arıp 4000'den ortarak ahali yaşaydı. Şu her 4'te maktab var. 4'te maktab. Ve bitti kışlağı. Punkti deyimiz mi medisine? Nemede sağlıkını saklaştı bir numası var. Bir yerdekilerde asosiy tirikçiligi çorba bilen bağdarçiligi. Asıl. Şimdi çorbaçilik bilen bağdarçilik. Şimdi asosiy şu bağdarçilik dese bile çorbaçilik hem kılıç. Bir yerde çorba kılıç bile ağır. Şeraitimiz bana kış, çorba kılıç, kıyındı. Hocalıklar özüge yarışa. 4'te 5'te, 10'te, 20'te, 25'te, 30'te geçen mayda mal yok ki karamal, 5-10'te karamal kıladı. Yoldan geldik, yol cüda bir manavnaka mahsus maşına yürümesi. Bunda hem yürüyüş cüda kıyın eken de. Bu. Kar hazır pas değiş yaptı. Bundan hem kalın karla bulayım mı? Bu gazadan geletken paytingizde hazırlar endi bu yılı sağal nema buldu. Bunu da bana biyak bıraktı. Ha? Ha, oldum ki korlar. Ben de, da iki taman korundum. Bana maşinler keteyi verse, maşin korunmasaydı. Şimdi böyle, yani bu ilham, hazır bilmiyorum, ben pas geyindenim yok, hazır, hazır korunçalık yok. Bu masrafa kança Doğalba'dan Boysun geçer? Boysun geçer, 35 kilometre. Eğer Boysun'dan Oğur'u Yakatol kışlığı, Yakatol kışlığı 70 kilometre. 70 kilometre. Korgonça kışlığı 55 kilometre. Düyübolu 60 kilometre. Ana şu bir 40 yıldan oluştu. 40 yıldan bir ana şu yılga katnayım. 40 yıldan oluştu katnayım. Mana hazır biz turgan joyda ham qor uncha qalin emas, lekin baribir tumanda. Yo'q, bu yerlarga endi qor uncha qalin emas u. Nariyaqa mana shu nimadan o'tgandan keyin, Dog'oba qishloqdan o'tgandan keyin nariyaqa qor baland bo'ladi. Hozir ularga hech bo'lmasa Keşe yokken kor 50 santimetreden balant yokken. 50 santimetreden. Uyaklarda kor balant böyle adı. Kança kütarılıp keteyverseniz tepaga şunca kor kalınlaşıp keteyver attı. Alaşapon'un kışlığından indi. Bitti ben özüm cönadım. Bitti uazık bular. Keyin berge korgunçaga geldik. Berge doğuba böldü. Kuyruğdan çıktı keyin. Yağıga bir sütka kep şerge bana şu kışlığa yottuk. Bir sütka berge yotup. İkinci sütka kem nariyak kalıp cönadık. Ozu boruşka yölge kürsütaman. Kor şamol büp yölge op köp uyap taylagan kurtun deydi. Şu bana şimdi balant kıp namaktaşların kesek yöl yok. Yöl yok şu. Fakat odamlar lapatka bulan kurak bulan kordu op taşlap op taşlap yöl oçadı men aydap gele yapam. Ha şu bana şimdi akıp. Yendi birden kuyruğdan, doğubadan, gumataktan saksta Uazık bildik. Sakista uazık bilen kim bir ağırlık ettik. Oğur borup borup ey boysun ya, akın ey tepalıkka balanka çıktı bu. O şehirge kegandan keyin yol yok. Ola ki yan yol kıbedik. Oldun kuyruğudu. Nariyağda ne dükü yol? Yol yok. Kurtun kıp op kıp numak taşlagan. Boysundan kegan teknikalarım şehirge kop kegan. Şeha kogan. Keyin bir ağırdan biz aittik. Endi ularga yosh bolalar bor, xotinlar bor, momaylar bor, moshinga, 8 ta moshinga, har bir tasiga 8 ta, 9 ta, 10 tadan har bir vazikka odam bor. Suvni tokamizda moshinni sherga tashlab piyoda endi boysin ketamiz deb turib edik. Nariyaqdan bir kishi yugurib kelaverdi. "O'r, nima qilmanglar? Greder kelyapti. Buldozer greder kelyapti." Kim bu yoqdan hokimiyatga telefon qilib hokimga chiqqan ekan. Hokim nariyaqdan buldozer greder jo'natgan ekan. Endi ularga qordi greder surib nima qilyapti? Tagini ola olmaydi. Pashti 1 metr, 1.5 metr qor turibdi-da, qordi ustini op tashlab, qordi ustiga yo'l bo'lgan. Agar moshin bir o'tirsa, o'tirib qoladi.
Keyin şundan ham ana endi odamlar deng şu qolagi uazdi, suradi, birov birovni tortadi. Ular qorga bir boksavat qildimi? Bir ikki gaz bo'lsangiz, qorga o'tirib qoladi. Mana shunday shunday qilib shu 2 yarim sotka deganga bo'ysinga kirib borganmizda. 2 yarim sotkaga. Bu nechinchi yil bo'lyapti? Shu 2007-chi domlodan so'radim-ku, shu 2007 juda qor bir baland qor bo'ldi-da. Endi qor bor shunchalik nima bo'lgan? Mana mashina yurgandan keyin mana buyog'i g'oldi bu chekasi. Pashta mana shu 2 metr, 2 yarim metr qutdi devorday bo'lib turib, mana shunday qor nima bo'lib qolgan. Shu ketaverasiz, sal agar mashina tayib yo'ldan agar chiqib, ola qorga kirib ketsa, chiqor bo'lmaydi. Ana keyin qorni tozalaysiz, atrofini ochasiz. Odamlar tushib suradi u vazikni, mana shunday qilib bo'ysinga borar edik-da. Endi u paytlar endi yo'llar juda og'ir edi. Hozir ha endi nisbatan endi u paytlarga mana yo'llar qiyirlanmagan edi. Shag'al to'kilmagan. Kliya chuqur kliya bo'lib ketar edi. Shu kliyani ichi bilan mashina mana shunday kliyani ichi bilan mostlar mostga osilib qoladi. Keyin uni damkratga ko'tarasiz, balon tankga tosh tashlaysiz. Mana shunday qilib shu borar edik. Tobora borguncha. Endi hozir yo'llarda surib mana shag'al pag'al to'kib, shag'al yo'ygan hozir nisbatan endi sal yaxshiroq bo'lgan hozir. Oldinlar bir vaqtlarga endi rahbarlik bo'lib ishlagan paytlarimizda boshinga borardik-da. Shu yerdan jo'nasak kechqurun kirib borardik. Bir pat-pat degan narsa bir traktorlarga osilib borardim degan shunday shunday endi shu oldin ot bilan borardik. Ot bu 70 75-chi, 76-chi, 80-chi yillargacha ot bilan qatnardik. Ot bilan qatnardik. Undan keyin sekin-sekin mana unda yo'l keldi. Unda endi tog'li yo'l keldi-da. Keyin mana otlar ham sekin-sekin yo'qolib, shu texnikaga tayanib qoldik. Og'irroq hayot bo'lsa ham doktorga borgungacha juda bir azob ekan-da. Bu yaqinda yaqinda bir kelinimiz shu maydani bo'lish kerak edi. Shu to'satdan yarim kechasida bu dard tutib qoldi. Endi shu bu na skor bor, na bir xodim bor. Shu bir balo qilib bir joydan bir texnikani topib yarim kechasida olib jo'nadik. Yo'llar ham juda og'ir. Shundan ana qorlar ana shunday nima bo'ladi? Bir balo qilib soati 5 ga rayonga kirib bordik. Endi yo'q. Shu rahmat shu nimalarga to'g'ri xonaning xodimlariga shu nima qilib yo'q darrov yengillashtirib berdi. Yozga bir kelingizlar. Xudo xolasa. Mana bu yozda endi bu xab yo'llarimiz ham yaxshi bo'lib qoladi yozda. Yozga bular keladi, o'p keladi. Ha, o'p kelinglar. Xudo xolasa. Bir mana bu nima tog'larning manzarasi bor ekan. Manzaralarda manzara. Bir vaqtiga rayonga o'tirib bir xat qildik. Vazirlikka yo'limiz shunday shunday bo'lganda. Xat borganda bu yuzam. Ha? Vazirning yordamchisi. Tarsidayda. Yo'naganda kelgan men borib o'zim ko'rib kelay degan. Şimdi kesse gazadan nereye sap sarık şimdi bir ahvolda da. Şimdi devke kesse hamma joy kum kum yebi. Şimdi hem joyam bormuyor dedi de. Ha dedi. Hol bir yerde göl dedi. Ya ben kaytışım gerek yok kaytmıyorsunuz. Şu arıza bilen kegen bozsanız borası dedi. Şu hıt kiçkinege degen joyga olup ortada. Da. Yürge borgandan ki karasa ye. Uyağım kum kum. Şimdi joylarım var ekan da. Oh. Dep keyin ketgan ekan. Hayron qoldim. Hayron qoldim. Yo, turistlar ki kelmaydi mana bu mahsulot. Geologlar keladi, qorishnoslar keladi.
Kemal tağım nimalardı köredigen? G'or bormi? G'or bor. G'or bor. Mana Xo'ja Gurgur degan joyda g'or bor. Men aytdim-ku bugun Xo'ja Gurgurni turistlar keladi, men boraman da har yili. Bu Qizil Navurdan keyin chiqib ketadi. G'orning uzunligi qancha? G'orning biroq 1200 metr, qolganlari mayda-mayda g'orlar, bir ko'p g'orlar borib birlashadi bir-birlarga. Birlashadi. Shunda 48 ta g'or bor-da shu yerda. Oho, yozda keladi degan ekan. Keladi. Shunda, hali nechta martalar borganlar? Ya, shu. Endi u mana hammasiga kirgansiz, ha? Yo'q. Bir 6 tasiga kirganmiz, qolganiga kirganimiz yo'q-da endi. Odamlar mana bunga kirganman, bunga birga kirganman deb bir vaqtlarga nimani Novosibirskdan g'or shunoslar kelgan. Shular keyin sanab chiqqanda 48 ta g'or deb shular aytib ketgan. Har bir g'orga nom qo'ygan. Bir g'orni uchteliski, bir g'orni starshi g'or, brauni bu deb shunda g'orlarni nom qo'yib. Uchteliski g'or deganda bir g'orga biz kirgan edik, o'qituvchilar borib kirgan edik-da, keyin oxiriga dastxat yozib qoldirgan edik. Shu dastxatni ustab olibdi-da. Keyin bunga o'qituvchilar kirgan ekan deb uchteliski o'qituvchilar g'or deb nom qo'ygan. Hayvonlari qanaqa? Endi yozda kelsak qo'rqmaymizmi? Yo'q, hayvonlar endi yo'qmi-da hayvonlar. Vaqtida bo'lgan bunday bo'ri, ayiq. Bo'ri, ayiq. Bo'rilar bor, bo'ridan odam qo'rqmaydi. Ayiq ham odamdan hamma jonivor qo'rqadi. Hamma jonivor. Faqat lekin joni bir bunday qavs bo'lib, bir yarador bo'lib qolsa, palatka, malatka bilan shu o'zini himoya qilish uchun hujum qilishi mumkin. Deb esa 5 yil, 6 yilda bu yerda turibman. Shu Xo'ja Gurgur tushi aytadigan g'orga boraman. U borsangiz o'sha sharoit qilamiz, hamma narsa berdan gaz, balonga gaz, plita, hammasi sharoit zo'r bo'ladi o'rga. Mayna. Sağ bolun. Mayna Toyirjon. Ishlaringiz o'g'li. Ha, safaringiz bexatar bo'lsin. Oq yo'l yaxshi bo'lsin. Aytganingiz. Mayna. Mayli, sağ bolun. Yo'lchadan kirib maqbaraga o'xshagan kichkinagina binocha qilib qo'yilgan ekan. Hozir mana kirib boramiz. Ajoyib. Yer issiq-ku, ha? Issiq, buloq issiq, hozir ichsangiz xuddi atabdanaga qizdirganday bo'ladi. Yer ostidan chiqadi. Yo'q-a? Hozir avlod havochi. Beton havuz bor, havuzga to'planib nasos tepaga chiqarib beradi. Ana shu istochnik shu. Bismillah. Bu suv ko'plab kasalliklarga davo. Qandli diabetga, o't haydovchi, oshqozon chak kasalliklariga, jigar kasalliklariga davo. Hozir aytishlar bo'yicha saxri baland bo'lgan insonlar kelib bu yerda davolanib, mana shu suvda vanna qabul qilib, mana shulardan ichganidan keyin 1 yilgacha kasalligi ancha yengil bilinmay o'tar ekan. Ya'ni 1 yil mobaynida mana shu suv orqali o'zlarini yaxshi his qilishar ekan. Bu narsa isbotlangan. Tamga keladigan bo'lsak, nima desam bo'ladi? Juda ham bir yutimi yaxshi suv. Ko'pchilik buni qadoqlangan variantini, qadoqlangan holatdagisini ichgan. Biz hozir aynan buloqni o'zidan ichamiz. Men turgan joyda omonxonadagi yoppa kamar, ya'ni yopiq ayvon deb atashadi. Bu joyga insonlar davolanish, dam olish uchun kelishadi. Hattoki mana shu joyda hozir havo juda ham sovuq. Hozir quloqlarim muzlab qolaydi-da, ozgina suhbatlashganimizgacha.
yoz günleri, yozni chillasida ham bu yerda o'tiradiganlar ustlariga qalinroq kiyim kiyib o'tirishmasa bo'lmaydi. Chunki havo juda ham sovuq. Mana shu joyda o'tirib, mana shu joydagi havodan nafas olib, suvdan ichib, ko'plab kasalliklarga davo topishadi. Ana bu joy juda ham ajoyib ekan. Boysun tumanida mana shunday milliylikni saqlab qolish uchun bir opamiz tomonidan kichik muzey va hunarmandlar markazi tashkil qilingan. Bu yerda Firuza hunarmand markazi deb atashadi. Bu yerda yosh qizlarga mana bunday ajoyib matolardan tikiladigan kiyimlar, mana bunday so'zanalar, shunga o'xshagan narsalarni tayyorlab o'zlari sotishadi. Shu bilan birga keladigan turistlarga sotishadi. Shu bilan birga mana bu joydagi muzeyga ham muzeyni ham boyitib borishadi. Bu yer juda ham ajoyib. Agarda Boysunga keladigan bo'lsangiz, mana shu joyga tashrif buyurishni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga? Boysunni haqiqiy qadimiy holatini mana shu joydagina his qilishingiz mumkin. Endi mana ko'pchiligimiz bilamiz, hunarmandchilik deganda mana shu to'qish, bichish, shunaqa narsalarni tushunamiz. Asli bu juda ham katta bozor, to'g'rimi? To'g'ri. Turistlar uchun keladigan sayyohlar uchun juda ham katta bozor. Ya'ni aytganimki, ular mana shu narsalarni ko'proq yaxshi ko'radi. Albatta, o'sha kelgan turistlar ham o'sha qilayotgan ish jarayonimizni, qanaqa sharoitda o'sganimizni, yashaganimizni ko'rishni xohlaydi. Endi hozir bilmadim, qanaqa fikrdasiz, o'sha kirib kelgandan o'sha turistlar ham o'sha davrga tushib qolishini xohlayman. O'sha sharoitni ko'rsatib berishga harakat qilganman. O'sha mana shu qilgan muzey yoki bo'lmasa markazim nima tashkil qilishimdan asosiy maqsad shu edi. Yo'qolib borayotgan hunarmandchilikni undan tashqari kelajak avlodga yetkazib berish uchun ham o'sha yoshlarga nima deydi, singdirishga harakat qilyapman. Bu yerga keladigan odam mana shu Boysunga taalluqli bo'lgan hunarmandlik namunalarini hammasini ko'ra oladi. Ko'ra oladi. Chunki har bir kashtamiz, har mahalla yoki bo'lmasa har bir nima desam ekan, urug'. Urug'dikida. Chunki tojik millati bilan o'zbek millati birga mitiska hisoblanadi, o'zingiz bilasiz. Mitiskalarda kashtasi bilan o'sha o'zbeklarning kashtasiga farq bor. Qo'ng'irotlarning kashtasi boshqacharoq. Söz bilan ta'riflab bera olmayman deb o'ylayman da bu. Misol uchun to'y kashtalarimiz bor. Umuman noyob nusxalarimiz bor-da. Yo'qolib ketayotgan noyob nusxalarimiz bor. Bitta so'zanani masalan o'rtacha nech puldan sota olasiz? O'rtacha narx. O'rtacha narx. Eng ko'pi bilan 4 million, 3 million. 4 million. 3 million. Eng arzonichi? Eng arzoni 300 ming. Kichkina variant hisoblanadi, chunki kelayotgan turistlar katta narsa emas-u, o'sha kichkina, ya'ni o'ziga qulayroq bo'lishini, qulay olib ketishiga nima deydi u? Shu yerdan hech bo'lmasa kichik bo'lsa ham esdalik olib ketishni xohlaydi. Olib ketishni xohlaydi, o'shaning uchun kichkina variant. Masalan, hozir katta deyapsiz, mana buni hozir dollarda aytdingiz-da, 400 dollar dedingiz. 400 dollar. Mehnat qanaqa buni? Bu mehnati hech bo'lmaganga 2 oy o'tiramiz. Bitta mana shu uchun. Bitta so'zana uchun. 2 oy o'tiramiz. Agar kichkinaroq variantini tikmoqchi bo'lsak, 1 metrga yoki bo'lmasa 1.5 ga 1 metr tikmoqchi bo'lsak, 15 kun, 20 kun vaqtimiz ketadi. Bunga lekin 2 oy vaqt sarflaymiz. Shu summasiga yarasha mehnati ham og'ir. Og'ir juda. Sabr kerak, birinchi navbatda. Sabr kerak, ha. Sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Aslida Boysunning ko'plab joylarini sizga ko'rsatmoqchi edik. Afsuski, qor yoqqanligi sababli ko'p joylarni ko'rsatishga ulgurmadik. Bu ham bir yaxshilikka. Shu bois Boysunga yana kelamiz va ajoyib joylarni sizga ko'rsatamiz degan umiddamiz. Hozircha esa ko'rsatuvimiz so'ngida aytadigan gapimizni sizga yana eslatamiz. Sayohat qiling, salomat bo'lasiz. Boysunda tushgan suratlaringizni esa botimizga jo'natishni unutmang.